Normalde biz hiç içki içmeyen, kumar oynamayan, zina etmeyen bir adam varız. Ama yalan da konuşmam ben hiç. Ama gıybet öyle bir şey ki, acayip bir durum ya. Yani gıybet etmeyen hemen hemen adam kalmadı ya. Şimdi parmaklarla gösterir. Zavendikli Mustafa Efendi hocamız, Allah rahmet etsin, kabrini nur etsin, Resul hocamın hocası. Yani gıybet etmez ve yanında da ettirmez. Bunda ondan başka bir hoca, bir tek hoca, alim, şeyh, yani duymadım, görmedim, bilmedim. Efendi Hazretleri müstesna bir şahsiyet, o zaten onu demeye, istisna etmeye herhalde gerek yok. O tabii fasığın gıybeti olmaz sırrı var. Adam şeriatsızlık yapıyor veyahut da işte sapıklar falan, onları onun yanında konuşurlar. O onun derdi din. Onu bilmesi lazım. Ona göre ona reddiye yapıyor falan, ıslahı için çağırttırıyor falan. Onun konumu farklı. Onun konumu farklı. Ama nefsi için, şahsı için, yani haram olan gıybete girecek hiçbir işini görmedim. Ama diğer hocaefendilerden, büyüklerimizden, küçüklerimizden, ekranlarımızdan, arkadaş, sen bunun neresindesin? Cübbenin içinde ben de varım dedi Nasrettin Hoca. Esas ben cübbeliyim zaten. Cübbenin içinde ben de varım yani. Bu gıybet işi ne olacak yani? Ben de tabii nefsim, şahsım için pek biraz eski havalarım yok tabii. Ben de biraz ahirete doğru yaklaştığım için haddimi bir şey ediyorum, dikkat ediyorum. İşte bu reddiyelerden dolayı mecburen tabii. O şunu demiş, bunu demiş. Zaten videolarını dinliyorum, şey ediyorum falan. Ona cevap vereceğiz, buna reddiye yapacağız falan. Hala vakit bulup reddiyeleri de tamamlayamadım. O Sinan Canan'a yapacağım yani onun. Ne dinden, imandan uzak bir adam olduğunu falan şey. Delil lazım, şey lazım, konuşacağız, edeceğiz. Ondan sonra daha çok reddiyelik durum var. Ya bunlar tabii o noktada gıybete girmiyor. Çünkü milletin imanı çalıyorlar. Ve bunların ne konuştuklarını, ne şeyini dinleyip etmemiz lazım. Aksi takdirde insanlar bunu Müslüman zannediyorlar. Maalesef İslami geçinen kanallarda hiç hassasiyet yok. Önüne geleni konuk alıyorlar falan. Burada insanların din imanı bozuluyor. Deist, ateist olmaları. Bunların, bu çoğu bunların yüzünden. O konu ayrı. Ben de ekseri o konulara yönelik şey ediyorum da. Nefsim için pek şu aralar biraz daha takva olmaya çalışıyorum yani. Eski havalarım yok. Ama şimdi normal Müslümanlar açısından senin ümmetle bir alakalı bir konun yok. Bir reddiyeci değilsin. İlmi bir çalışman yok. Bir Ehl-i Sünnet müdafaası üzerine bir kaleme alacağın bir yazı yok. Bir yeteneğin yani o noktada bir tarakta bezin yok. Sen şimdi ne konuşuyorsun onun bunu? Ama Allah için tabii o adamı Hoca Efendi'nin tebliğlerini onlara aktarmak için konuşursan, ona sevap bile alırsın. Yani ne gıybeti o? Üzgürül facir bima fi key yahzerun nas. Hadis-i şerif. Facir, fasık. Bunlar facir, fasıktan beter. Bidat ehli, itikadı bozan adamlar. Bunları diyor, anlatın ki buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. İnsanlar ondan sakınsın. Bu ayrı bir dava. Ama nefsani olaylardan dolayı yok, yan baktı, yere yattı, bana şu şöyle dedi, bilmem ne etti, ben bu adamı haz etmiyorum, kıskançlıklar, hasetler yüzünden büyük gıybet o da oruçluğun sevabını iptal ettirir. Sabrın, onun için Ramazan-ı Şerif'te bayağı bir sabır lazım yani. Gözünü ayrı korumak, kulağını ayrı korumak, haramdan, gıybet, yalandan, işte dinlemekten, ben konuşmuyorum, dinliyorsun, alet oluyorsun yani. Ben razı değilim diyeceksin. Çıkacaksın, meclisi terk edeceksin yani. Kaç para verdiler de oturuyorsun yani. Sen de efendim, oh iyi ki benim de haz etmediğim adamın aleyhine konuşuyorlar diyorsun. Kendin katışmıyorsan bile ortaksın. Nasıl Kur'an okuyanla dinleyen sevapta ortak, gıybet edenle dinleyen günahta ortak. Ramazan çok sabır ister yani. Frenleri sıkı tutmak lazım.